Merhaba sevgili 90 GB takipçileri, ben Emir Özdemir. Yakın zamanda Village oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanan yeni bir Resident Evil oyunu öncesi seri hakkında kısa bir hatırlatma yapmaya karar verdim ve karşınızdayım. Bunların haricinde filmleri ve animasyonları yalamış yutmuş birisi olarak yakın zamanda Netflix platformu üzerine çıkacağı söylenen diziyi de heyecanla bekliyorum. Bekliyoruz, bekliyorlardır herhalde. Netflix platformu üzerine çıkacağı söylenen diziyi de heyecanla bekliyorum. Bekliyoruz, bekliyorlardır herhalde. Netflix platformu... Henüz daha 500 aboneyken çektiğim bir Resident Evil videosunu izlediniz. Gerçi bu görsel videomuzun konusu Infinite Darkness'ın değil. Yine Resident Evil için yapılan başka bir live action uyarlamasının görseli. Fakat ben yine de böyle bir girizgah yapmak istedim çünkü Infinite Darkness da beklediğim işlerden birisiydi. Gerçekten çok fazla bekliyordum. Allah belanızı versin. What are you here for? That's classified. You know where the root of terror comes from? Starts with fear. Resident Evil. Binlerce belki milyon tane hayran kitlesi olan bir seri. İlk olarak Shinji Mikami isimli abimizin geliştirdiği bir yapımla 90'lı yılların sonlarında çıktı karşımıza. Raccoon City, Spencer Malikanesi, Umbrella tesisleri gibi mekanların, Nemesis, Tyrant gibi, Jill, Leon, Claire vesaire gibi unutulmaz karakterlerin olduğu bir yapım. Mila Jovovich'in başrol oynadığı 6 adet sinema filmi ve birkaç tane animasyonu da mevcut. Son olarak Temmuz 2021'de bu unutulmaz eserin bir de Netflix'te yayınlanan dizisi çıktı. Normalde adetim değildir ama sevdiğim bir iş olduğu için diziye de bir el atmak istedim. Bu videoda bahsi geçen Resident Evil Infinite Darkness adındaki yeni çıkan diziye kısaca bir el atacağız arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirleriniz olsun. Önceki videolarımı izlediyseniz benim sıkı bir Resident Evil fanı olduğumu görmüşsünüzdür. Fakat bu içerikte serinin hikayesinde ya da konunun detaylarında sizleri boğmak istemiyorum. Dolayısıyla sadece dizi hakkında konuşacağız. İzlemeyenler için küçük bir hatırlatma, video boyunca yer yer spoiler olabilir, şimdiden haberiniz olsun. Evet, ilk olarak diziyi hiç beğenmediğimi söylemek istiyorum. Gerçekten zerre keyif almadım ve seriyle uzaktan yakından bir bağ olan herkesin böyle hissettiğini de düşünmüyor değilim. Bunun nedenini açıklamak için öncelikle Resident Evil'ın nasıl bir yapım olduğunu bilmek lazım. Resident Evil ilk kez 96'da bir oyun olarak piyasaya sürüldü ve oyunun türü survival horror, yani korku hayatta kalma üzerine kurgulanmıştı. Her ne kadar içerisinde bolca aksiyon barındıran bir yapım da olsa netice itibariyle korku ve hayatta kalma öğeleri daha baskındı. Ben şöyle bir diziye baktığımda korkunun, hayatta kalmanın yanı sıra safi aksiyon gördüm. Tıpkı 5. oyununda olduğu gibi. Tamam, dizide inceden bir hikaye var ama o da askeri siyaset üzerine kurgulanmış. Ordu içerisindeki hain bir adamın hin planları üzerine. Ve bu hikayede hayatta kalma öğeleri ya da anlattığım gibi bir korku teması yok. İyi de abi, adamlar bir şeyler denemiş işte. Konu zaten Raccoon City olaylarından sonrasını, hatta 4. oyunda Leon Kennedy'nin başkanın kızını kurtarmasının sonrasını anlatıyor. Ne korkusu ne hayatta kalması diyenleriniz olabilir. Olabilir ama affınıza sığınarak söylüyorum ki ben de bu seriye daha dün başlamadım. İlk oynadığımda 11-12 yaşlarındaydım, yani nereden baksanız bir 20 yıllık Resident Evil geçmişim var. Hiçbir oyununda böyle bir hikaye işleyişi görmedim ben. Buna 5. oyunda dahil, hatta neredeyse baştan sona bir süper kahraman filmi gibi sinemaya uyarlanan 6 adet aksiyon işleri de dahil. Yani ne anlatmak istiyorum biliyor musun? Bu dizi böyle, nasıl desem, mesela zombi temasından çok dediğim gibi askeri siyaset üzerine. Gizlice satılan biyolojik silahlardan daha fazla para kazanmak için Çin'le bir savaş başlatılmak isteniyor ve sen neredeyse dizi boyunca birilerinin Beyaz Saray'da ektiği nifak tohumlarını izliyorsun. Böyle daha çok CIA, FBI kafasında bir dizi gibi geldi bana. Bilmem anlatabildim mi? Öte yandan dizi izleyenleri şaşırtmıyor da. Sonuna gelmeden olacakları tahmin edebiliyorsun bir izleyici olarak. Yani dizinin yaptığı bir sürpriz de yok. Kesin bu olur finalde diyorsun ve o oluyor. Biraz daha detaylara girmek icap ederse, Infinite Darkness ilk olarak 2. oyunda gördüğümüz Leon ve Claire karakterleri de ev sahipliği yapıyor. 1998 yılında bu ikili Raccoon City felaketinden sağ kalmayı başarabilmiş. Leon Kennedy bu başarısından dolayı Amerikan başkanı tarafından özel ajan ilan edilmiş. Akabinde biricik kızı Ashley Graham'ı kötü adamların elinden kurtarması için ta İspanya'da bir köye dahi gönderilmiş. Dizinin takdir ettiğim yönü sinema filmlerine kıyasla serinin can damarı oyunlarına sadık kalması. Zaten bu dizideki hikaye de 4. oyunla 5. oyun arasındaki zaman dilimini konu alıyor.
bizim çaylak polisin Raccoon şehrindeki kahramanlıkları üzerine bir de başkanın kızını kurtardığı dönem. Tam bir efsane olduğu dönemler yani. Infinity Darkness, Leon Kennedy'nin Legend mod takıldığı bu dönemi dizi boyunca hissettiriyor. Kendisinin ikinci oyundan tanıdığımız haliyle uzaktan yakından bir alakası yok. Daha ciddi, hatta ketum birisi Leon. Konuyla alakalı olarak Claire Redfield dizide tam iki kez bu kıyafetler yakışmıyor diye Leon'a. Sanırım Claire için Leon hala üzerinde kocaman puntolarla RPD yazan polis kıyafeti görünümünde. Çaylak polis. Halbuki o günler geride kalmış, Leon tam bir bad boy olmuş. Genç kızların yedek sevgilisi Mho. Ama yine de bu kıyafetler sana yakışmıyor gibi söylemler güzel. Bu tarz göndermeleri şahsen seven birisiyim. Bütün bunlarla birlikte Claire'ı Leon kadar aktif göremedim dizide. Leon biraz daha hikayenin merkezinde. Claire öyle değil. Yani alışık olduğumuz şekilde yan yana takılmıyorlar. Finalde ortak payda da buluşsalar da dizi boyunca biri bir yerde, diğeri bir yerde şeklinde. Hazır hikaye falan demişken biraz da dizideki zaman mefhumundan konuşalım. Infinity Darkness sadece 4 bölümden ibaret sevgili izleyenler. Öyle klasik Netflix dizilerinde olduğu gibi 8 bölüm 40-50 dakika değil mevzu. Ortalama yarım saat sürüyor bölümler. Hatta 5'er dakika intro ve outro kısımlarını da çıkarırsak her bölüm için optimum 20 dakika gibi bir süre kalıyor. Yani 20 çarpı 4 eşittir taş patlasın totalde maksimum 1,5 saat süren bir uzunluk söz konusu. Hikaye işleyişinde bazı kopukluklar olmasa bu kısalık belki gözüme bu kadar fazla batmazdı. Fakat izlerken şimdi ne oldu dediğim birçok sahneye denk geldim. Misal bir anda bir yerler havaya uçuyor, bir anda birileri ölüyor falan. Yani kurguyu da kastetmiyorum. Böyle ölen niye öldü diye, burası niye şimdi havaya uçtu ya da şurayı şöyle yapsalarmış daha iyi olurmuş tarzında. Genel olarak izlediğim şeyde bir bütünlük, bir birbirini tamamlama kısmına rastlayamadım yani. Bir bağ kuramadım. Anlamsız gelen şeyler oldu. Başka bir örnek bir sahnede finaldeki boss'un gayet vicdansız bir şekilde birisini öldürmesini izlerken yine aynı boss'un başka birisini serbest bırakması bana manasız geldi. Bir müddet sonra vicdan mı yaptı ya da ben mi çözemedim bilmiyorum valla. Velhasıl kelam böyle devasa bir marka değeri olan seri daha kaliteli yapabilirlerdi. Kısaca anlatmak istediğim bu. Konumuza devam edersek görsel olarak bir şey demeye gerek yok diye düşünüyorum. Grafikler ortada. Ha, daha iyi olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Özellikle R-Engine motoruyla geliştirilen son Resident Evil oyunlarındaki ara sahneler o sinematikler bence daha fazla göze hitap eden çizimlere sahip. Tabi yine de Infinity Darkness için kötü grafikler veriyor diyemeyiz. Her şey gayet şık ve realistik ama işte maalesef burada da bir ama var. Şimdi video boyunca diziyi gömmekten kendimi rahatsız hissettiğim için öncelikle size bir sahne izletmek istiyorum. Lütfen dikkatlice bakın, sonrasında konuşalım. Bu sahnede gördüğünüz üzere Leon ve Claire ikilisi yollarını ayırıyor. Claire'da bir sorun yok gibi ya da varsa ben göremedim ama Leon'a dikkat edin. Şimdi bu adam yürürken titremiyor mu? Görmediyseniz tekrar bakın. Ya abicim sen de ona mı takıldın ya? O kadar da olsun. Olsun mu gerçekten? Bence olmasın ya da olursa da olsun anasını satayım. Çok da önemli değil. Bir titreme yüzünden koskoca diziyi yargılayamayız değil mi? Ama bu bir hatadır arkadaşlar. İzlediğin şeyi doğal olmaktan çıkarıp yapay bir görünüme sokuyorsun. Bak hayvan gibi gerçekçi grafikler, o saç telleri, yüz animasyonları bir anda... Puf. Bir de bu sadece öyle spontane verilmiş bir örnek. Diziyi izlerken buna benzer birçok sahne gördüm ve eminim ki hata bulmak için tekrardan karşısına geçsem daha fazla örnek gösterebilirim. Gösteririm de işte söylediğim gibi benim için çok önemli değil. Ama ne yalan söyleyeyim, izlerken ulan galiba biraz acele etmiş bunlar dediğim de oldu. Yine de dizideki keyfimi bozmadı bu tarz yapay görünümler. Aslına bakarsanız zaten diziden herhangi bir keyif almadığımı videonun başına söylemiştim. O yüzden titremiş titrememiş benim açımdan pek bir şey ifade etmedi. Videomuzun sonuna yani finaline doğru gelirken dizideki final boss'u da bir inceleyelim ya da gömelim artık hangisini severseniz. Resident Evil denildi mi efsanevi boss savaşlarından bahis açmamak olmaz. Envai çeşit formlara bürünen bu yaratıkları neredeyse tüm serilerde gördük. Infinity Darkness'ta da diğer oyunlarda olduğu gibi bir boss mevcut. Gördüğünüz üzere kendisi gayet ürkütücü, gayet güzel tasarlanmış ama maalesef bu yaratıkta benim için beklentileri
karşılayamadı. Tıpkı diğer söylediğim şeyler gibi Final Boss da Resident Evil dizisi için yavan kaldı. Birçok nedeni var aslında, kendisinin böyle gücü kuvveti daha fazla vurgulanabilirdi. Mesela Tyrant gibi daha gizemli ve derin veya Nemesis gibi ön planda tutulan baş belası niteliğinde bir şey olabilirdi ama olamadı. Bu da videonun başlarında anlattığım tahmin edilebilen şeylerden birisiydi dizi için. Bu kesin böyle olur, bir şeye dönüşür diye tahmin etmiştim izlerken ve bu fikrinde de maalesef yanılmadım. Sonuç olarak Resident Evil Infinite Darkness benim için beklentilerimin çok çok aşağısında kalan bir yapım oldu arkadaşlar. Belki bu durum ikinci sezonla daha güzel bir hale getirilebilir. Konu toparlanabilir, yani dizi daha güzel yerlere evrilebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Fakat her ne olursa olsun siz yine de video boyunca yaptığım geyiklere pek aldırış etmeyin. Netice itibariyle ben bir film eleştirmeni değilim. Tüm yaptığım yorumları daha önceden izlediğim film ve dizilere dayanarak yapıyorum. Benim anlattıklarım daha fazla yüzeysel kalıyor. Sıradan bir izleyici olarak bakıyorum olaylara. Sizlerin arasında eminim bu işin eğitimini almış birileri vardır. Onlar daha makul eleştiriler yapabilir fakat yine de ben seriyi yıllardır yakinen takip eden birisi olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bence seri özüne dönmeli. Yeni hikayeler, farklı karakterler, ne bileyim böyle başka konular yerine sırf Raccoon City üzerinde ya da Umbrella tesislerinde geçen bir hayatta kalma mücadelesini izlesek daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Zaten önceki animasyon filmleri birbirinden acayip. Özellikle Vendetta isimli film tam bir aksiyon çabasıyla çekilmiş gibi. Resident Evil mi izliyoruz, John Wick mi belli değil. Her neyse, özüne dön Resident Evil diyerek videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.